mucize, Tanrı'nın bir mucizesi. Dolayısıyla önce bir inancı sorguluyorsun. Hakikaten mucizeyi doğuruyorsun çünkü. Ve her gün kar tanesinden bir çığa dönüşen bir sevgi yumağı düşünün. Büyüyen, sürekli büyüyen bir sevgi. Dolayısıyla kalbin de büyüyor. Daha affedici oluyorsun, toleranslı oluyorsun, sevgi dolu oluyorsun. Yumuşatıyor seni, empati yeteneğini arttırıyor. Beni çok geliştirdiğine inanıyorum. Hala öğreniyorum, öğrenmeye devam ediyorum. İki oğlumdan her gün bir şey öğreniyorum. Onun için önce Allah'a, sonra da aileme teşekkür ediyorum. Tabii ki önceliklerim değişti. Anne olmanın bir insanı, bir canlıyı koşulsuz sevmenin ne demek olduğunu öğrendim. Bu da beni insan olarak çok daha geliştiren bir duygu oldu. Huysuzlukları falan olunca onlara karşı böyle sonsuz sabır göstermeniz gerekirken o zamanlar annem hep aklıma geldi. Dedim ki bir çocuk kolay büyütülmüyormuş. Annem de bizlere bu kadar fazla emek vermiş. Zaten benim hep annemle aram çok iyiydi. Şimdi çok çok daha iyi. O benim en yakın arkadaşım. İnşallah ben de ileride çocuklarımla böyle bir diyalog, böyle bir ilişki kurabilirim. Onlar melek yani, onları kucağınıza aldığınız zaman dünya duruyor ve diyorsunuz ki benden, her şeyden daha önemli bir varlık şu anda kucağımda. Başka ötesi yok diyorsunuz. Üstüne başka hiçbir sevginin olmadığı bir duygu, bir kere bu kesin. Olmazsa olmaz yani, neden vazgeçersin? Her şeyden vazgeçerim, kızımdan geçemem. Böyle bir duygu bu annelik. Ay müthiş bir şey. Onu ben ona hep anlatırım. Çok güzel bir çocuktu. Minicikti, çok tatlı bir bebekti. Böyle bir kış günüydü ve böyle bir kar tanesi burnunda erimişti, hiç unutmuyorum. Dedim ki hep doğayla iç içe olursun ve o doğa kadar güzel olursun. Annelik muhteşem bir duygu. Anne olunca bütün diğer duygularınız bence güçleniyor. İyi olan her yönünüz daha ortaya çıkıyor. Daha iyi bir anne, daha iyi bir insan oluyorsunuz. Onun için çok güzel bir şey. Herkesin Anneler Günü kutluyorum. Çocuğunu kucağına almak meselesi çok enteresan. Onu aldıktan sonra zaten başka bir insan oluyorsunuz. O zaman gerçekten ailenizi, annenizi, babanızı, her şeyi anlıyorsunuz. Çocuklarıyla artık yaşıt gibiler. Çok dinamik bir anne profili var. Ve annelerle çocuklar neredeyse aynı gardırobu kullanır hale geldik. O kadar güzel şeyler var ki burada anne çocuk da kombinleyebilir. Annesiyle genç kızı da kombinleyebilir bunları. Çok da güzel şeyler ortaya çıkar. Benim annemin zamanında bana anlattığı şey işte yemeğin bitecek, odanı topla, saat kaç oldu dediği zaman ben hiç onu dinlemezdim. Anne olunca bir gün beni anlarsın demişti ve hakikaten çocuğum doğduktan sonra pek yani biraz daha bir şeyler paylaşmaya başladıktan sonra anlamaya başladım. Ve onu hakikaten anne olmak gerekiyor. Çok farklı bir duygu. Yani bütün verdiğiniz değer, artık hani ilgi odağınız bir tek çocuk oluyor. O yüzden çok farklı yaşanması gereken ve tarif edilemez bir duygu. İlk buraya koyduklarında o bir kokusu var ve bir dokusunu hissettim. Yani o ara ara hep aklıma geliyor yani. Hakikaten o koku insanın hani burnundan çıkmıyor yani. Sürekli o dokusu, kokusu, çok ağlamıştım zaten. Yani onun ağladığını duyduğum an çıktığında buraya koydukları, ben de gözlerinden yaşlar akmıştı. Çünkü anne adayı olduğunuz andan itibaren hayatınızda çok şey değişmeye başlıyor. Artık kendiniz için yaşamaktan vazgeçip başka bir varlık için yaşamaya başlıyorsunuz. Her anınız onun için heyecanlanmak, onun için endişelenmek, onun için korkmak ve onu düşünmekle geçiyor. Peki çocuğunuzu kucağınıza aldığınızda ilk hissettiğiniz şey ne oldu? Kalbim duracak zannettim. Peki annemizi ilk ne zaman anladınız? Anne olmadan önce anlamıştım. Daha erken anladım. Yani anne olmam, annemi anlamam için sebep değildi. Ben çok erken yaşta kaybettiğim için onu anlamam çok uzun sürmedi. Dünyanın en kutsal duygusu, yaşamadan anlaşılmayacak bir şey. Ve her şeyden çok sevebileceğiniz bir varlık, çok sevdiğiniz bir varlık. Peki çocuğunuzu ilk kucağınıza aldığınızda neden hissettiniz ve annenizi ilk ne zaman anladınız? Annemi ilk zorla yemek yedirmeye çalışırken anladım. Annem de beni çok zorlardı. Hakikaten onun yemesi çok önemliymiş. Onu anladım. İlk kucağıma aldığım zaman da ben bugüne kadar ne yapıyordum acaba dedim. Duygusu anne olunca anlaşılan bir duygu. Peki annemizi ilk olarak ne zaman anladınız aslında? Yani çocuğunuzu ilk çocuğunuzu kucağınıza aldığınızda neler hissettiniz? İlk aldığın an çok bir şey anlamıyorsun. Onunla yaşamaya başladığın an.
bir şeyler anlamaya başlıyorsun. Bağ kuruluyor. Bir daha işte hayatınız boyunca sizinle olan bir duygu bu. Peki annelik hayatınızda neleri değiştirdi? Annelik hayatımda sorumluluk, sürekli onları düşünmek, onlar için bir şey yapmak, önce onlar gibi şeyler. Hayatınızda önceymiş. Evet. Peki son olarak ADL kadını temsil eden bir annenin stili sizce nasıl olur? ADL etkisindeki bir annenin stilini yorumlayabilir miyiz? ADL'de her türlü stil var. Her türlü kadın olabilir. İş kadını olabilir, casual bir kadın olabilir, çok şık bir kadın olabilir, seksi bir kadın olabilir. Hepsini bünyesinde barındırıyor bence. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Çok sağ olun. Görüşmek üzere.